En ünlü şövalyesi Samson ve en ünlü savaşçı askerleri sevgili nişanlım Sofia'nın sağ salim gelmesini sağlayamıyorlar. Kimdir prensesi kaçıranlar? Ne istiyorlar? Tolga Bey ve Hunlular ansızın bastılar bizi. Binlerce kişi, bir şey yapamazdık. Prenses Sofia'ya karşılık elimizdeki Türk esirlerini istiyorlar. Bu adamın çok güçlü ve akıllı olduğunu biliyoruz efendimiz. Şimdilik Türk esirlerini geri verip Prenses Sofia'yı geri almamız, sonra başka planlar yapıp Tolga Bey'i ortadan kaldırmanın çaresini aramalıyız efendimiz. Çok güzel. Sakın güvenme keferenliklerine. Ne zaman ısıracakları hiç belli olmaz. Konuk olduğunuz için canınız bağışlandı. Defolun gidin buradan! Prensesim, törelerinize göre öldürülmeniz gerekirdi. Ama Türk töreleri savunmasız bir kadını öldürmeye izin vermez. Yürüyün! Yol kesilmedir. Doğru giderseniz kaleye mert kumandanınızdan önce varmış olursunuz. Nasıl olur? Prensesi elinizden nasıl kaçırırsınız? Bir avuç Türk'ü atlayamadınız mı? Sofia benim nişanlım! Benim de yeğenim! Kalleşlik yaptılar. Esirleri aldıktan sonra aniden saldırıp prensesi geri aldılar. Yalan söylüyorsun! Asıl kalleşliği siz yaptınız! Prens sevgili yeğenim! Tolga Bey bu işi tek başına da yapabilirdi. Öyle güçlü ki, onunla başa çıkmayı düşünürseniz karşınızda bir ordu varsayın. Peki, şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Demek çok güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Bu dünyada her yiğidin yere serilmesi için çare vardır. Akıl kuvvetten üstündür efendimiz. Bravo! Hiçbir yerde yok. Aramadığımız yer kalmadı. Türkler canlarını verdiler, Tolga Bey'in bulunduğu yeri söylemediler. Tolga Bey'i meydana çıkarmak için onu tahrik etmek gerek. Adamlarını hazırla. Yarın Şafak'la beraber yola çıkacağız. Ben de geliyorum. Benim güzel kuşum yarın göz ziyareti yapacak. Tolga Bey'in gizlendiği yeri söylemeyenler dünya nimetlerini göremez olacaklar. Mızraklayın!
Yakalayın! Yakalayın! İşte Tolga Bey'i yere serecek silah. En yakın arkadaşı Hun orduları başkomutanı Atilla'nın sağ kolu, Yantar'ın oğlu Kort. Çok güzel, büyük bir iş başardınız. Derhal bir ferman çıkarttınız. Evet, evet. Eğer Tolga Bey teslim olmadığı takdirde çocuk kale meydanında asılacak. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin! Hun komutanı Yamtar'ın oğlu Kortay Tolga teslim olmadığı takdirde kale meydanında asılacaktır! Duyduk duymadık demeyin! Haberci geliyor! Kötü haber getirdim Tolga Bey. Teslim olmazsan Kortay'ı asacaklarmış. Ne demek öyle? Üzgünüm, benim aptallığımdan oldu. Aldırma. Hadi Emmi, Tolga Bey'in yakalanması şerefine kaldırıyorum. Beraber! Nasıl yakalayacaksınız Tolga Bey? Kadınlar yufka yüreklidir Prenses Sofya. Sizi üzmek istemem, onun için anlatmayacağım. Ama Samson'la ben biliyoruz ne yapacağımızı. Samson, ne yapacağımızı biliyor, öyle değil mi?